Dün haberlerde bir kare gördüm. İnşallah o kareyi çizen, o resmi çizen, o karikatürü çizen el inşallah beni duyar. Allah'tan temenni ediyorum. İçimde bir öfke var. İçimde bir kızgınlık var. İçimde bir intikam duygusu var. İnşallah o karikatürü çizen benim sesimi işitir. Allah o sesi işittirir. Bir Suriye haritası çizmiş. Bir Suriye haritası. Rusya, Çin ve Amerika'nın liderlerini bir sivrisinek gibi çizmiş. Yahu hocam bunda ne sıkıntı var, ne güzel. Suriye'nin haritasına iğnelerini sokmuşlar. Suriye'nin kanını emiyorlar. Ama orada dördüncü bir haşere eksik. Hem de başından beri Suriye halkını sömüren, Şii akidesine sahip, Allah'a ortak koşan, Yahudi dönmesi ve İsrailoğullarına hizmet eden bir İran o karenin içinde eksik. Ey o karikatürü çizen adam! Eğer onlara vela besliyorsan, onlara sevgi besliyorsan, onlara duyduğun muhabbetten dolayı o alçak ya İranlıların resmini çizmediysen, vallahi bil ki sen de onların akidesisin. Onlar neyle karşılaşacaksa sen de onunla karşılaşacaksın. Neyse korkundan çiziyorsan korkma. Zaten her gün, her geçen gün, her saniye sonrasında toprağın altına sen de gireceksin. O İran ki İslam'a girdiği ilk günden şu ana kadar iyilerini tenzih ederek Müslümanların içerisine tefrika sokmak için, Müslümanları birbirine bölmek için, Müslümanlar içerisinde fitnenin tohumlarını ekmek için mücadele vermektedirler. Kendi yaşadıkları sınırlar içerisinde ehli sünnet alimlerinden takipçilerine hiçbirine nefes aldırmamaktadırlar. Ve siz biliyor musunuz? Adına İslam Cumhuriyeti denilen bu aşağılık rejim, bakın bu aşağılık rejim, ehli sünnetin bir tane dahi mescit kurmasına izin vermemiştir topraklarında. Bir mescit arkadaşlar, üç tane ehli sünnet bir araya gelsin, bir kitabı mütala etsin, ertesi gün soluğu cezaevinde almaktadırlar. Hele bu alçaklar, Pakistan, Afganistan, Irak gibi kendilerinin girmeye gücünün yetmediği yerlere Amerika'yı, İsrail'i, İngiltere'yi, Fransa'yı, İslam coğrafyalarını parçalamak isteyen düşmanlara kol kanat germişlerdir. Sırtlarına çıkarak zulme ortak olmuşlardır. Ve şimdi diyorum ki eğer rızık ortumu, eğer rızık çeşmesi o Yahudi uşağı, İsrailoğulların üvey evladı mesabesinde olan Şii akidesine mensup İran'ın elinde olsaydı, vay ehli sünnet Müslümanların haline, içler acısı bir duruma düşeceklerdi. Allah'a hamdü senalar olsun ki Allah Adem oğlunun eline rızkı vermedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.